Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk kez karşılaşanlar için ben Gamze. Bu kanalda sizler için yaptığım suç araştırmalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa aşağıdan kanala abone olabilir. Videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bugün aslında daha önce yaptığım bir video hakkında tekrar konuşma ihtiyacı hissettim. İlk yaptığım videoyu zannediyorum 4000 kişi falan izlemişti. Yanımda oturan kişi Kurban Özabey'di. Yani yakın tanıklardan birisiydi. Ve dava da yargı sürecinde olduğu için birazcık o aşamayı etkilememek, biraz da ailenin güvenliği açısından videoyu gizleme kararı almıştım. Bu yüzden kanalda göremiyorsunuz. Ama bugün dönüp baktığım zaman güzel gelişmelerin yanında biz bu çocuğun hala nerede olduğunu bilmiyoruz. Davanın şüphelisi yakalandı, suçu sabit görüldü, cezası kesildi ve şu an cezasını yatıyor ama Berzan'ın nerede olduğu hala bilinmiyor. İşte tam da bu yüzden bulabildiğimiz her mecrada tekrar tekrar sormamız gerekiyor. Berzan Akkuş nerede? Gördüğünüz bu çocuk Berzan Akkuş. 14 yaşında ve Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Doğu Beyazıt neredeyse herkesin birbirini tanıdığı, dedikodunun çabuk yayıldığı küçük bir ilçeydi. Berzan'ın ailesiyle herhangi bir problem yaşamadığını, onlara çok düşkün bir çocuk olduğunu söyledikten sonra teyzesi Ayşe Hanım ve eniştesi Ali Rıza Eraslan'dan bahsetmemiz gerekiyor. 2018 yılında çift ortalama 17 yıllık sorunlu bir evliliği sürdürmekteydi. Süregelen ve fiziksel şiddetin boyutları gittikçe artan bu ilişkide iş artık fiziksel şiddeti psikolojik şiddetle desteklemeye kadar gelmiş. Daha da ürküncü, artık Ali Rıza Eraslan olmayan şeyleri mazeret göstererek eşini öz çocuklarına hedef olarak bile gösteriyordu. Öyle ki bir keresinde korkup evden kaçan ve uzunca bir süre eve dönmeyen eşini çok öfkelenmiş, büyük oğlundan annesini öldürmesini bile istemişti. Aslında yaşananlar birkaç cümleyle geçiştirilecek kadar basit değil. Gerek Ayşe Hanım'ın gerek diğer tanıkların söylemlerine göre Ali Rıza Eraslan bu iddialarını, asılsız iddialarını o kadar abartmış ki gelinen son noktada artık Ayşe Hanım'ın aile yakınlarıyla ve hatta akrabalarıyla ilişkisi olduğunu söylemeye başlamış. Ayşe Hanım durumu şöyle özetliyor. Eşim beni darp etti. Geldi dedi, şey, telefonun sesini indirdim. 6 saatlik şey var. Ses kaydı var. Açtı. Hiçbir şey yoktu. Su sesi geliyordu. Kapılar sesi geliyordu. Yani her evde kapı sesi oluyor. Sabaha kadar dövdü, dövdü, sonra da ay ben ne yaptım, sebepsiz yere seni dövdüm, böyle de dedi. Saat belki 6 vardı. Ben yattım biraz, başımda böyle tuttum. Zaten darplarım çoktu. Gözüm oralmış, buralarım oralmıştı. Baktım yatmıştı, korkudan, candan kalktım geldim. Dedim çocuklar eğer bu akşam da gelmezse yine beni dövecek. Çocuklar hep sokaklardaydı. Gelmiyordu. Evet, çok korkuyorlar. Geçen sene, bir sene burada kaldım. Büyük oğluma demiş ki annen daha gelmiyor. E git öldür anneni. Oğlum da demiş nasıl annemi öldürürüm, nasıl dünyada gezeceğim. Oğlum evden kaçmış. Eşim hasta, şizofren. Mesela eşim beni yılda ayda bir kere doktora getirseydi gelip evde sopalarda beni deviyordu. Neden dedi taksici, herhangi bir hareket sana yapmıştı, bana söyle. Ben de diyordum adam sen de yanımdaydın. Ben nasıl itiraf atayım? Bana söyle ben onları öldürürüm. Herhangi bir şey yapmıştı sana. Öyleydi. Eşim bana diyordu ben zannediyorum duvarlar da sana bir şey yapıyorlar. Bahsedilenler size yeterince korkunç gelmediyse söz konusu şahsın, yasaklı madde kullanımı, yasaklı madde ticareti ve kaçakçılıktan 10 yıl hüküm giydiğini de söyleyeyim. Geliyoruz 22 Mart 2018'den 4 gün öncesine. Öz çocuklarının bile korkup kendisiyle karşılaşmak istemediği Ali Rıza Eraslan, alışkanlığı olduğu üzere yine eşini ihanetle suçluyor. Diğer kavgalardan farklı olarak bu kez elinde 6 saatlik ses kaydının olduğunu iddia ediyor. Ayşe Hanım artık bayılma noktasına geldiğinde ses kaydını dinlemek istiyor ve bu ses kayıtları açıldığında yalnızca musluktan akan su ve kapı sesleri geliyor. Bunun üzerine Ali Rıza Eraslan ben ne yaptım, seni boş yere dövdüm deyip günah çıkarsa da konuyu uzatmaya devam ediyor. Bir ara uyuyakalıyor ve o uyurken Ayşe Hanım evden kaçıyor. O da daha önce sürekli yaptığı gibi ailesinin yanına gidiyor. Ali Rıza daha önce de defalarca yaptığı gibi yeniden Akkuş ailesinin kapısını çalıyor ve problemi halledip eşini geri getirmelerini istiyor. Fakat bu kez ummadığı bir tepkiyle karşılaşıyor. Özellikle Devrim Akkuş, yani Berzan'ın annesi, ben artık çok yoruldum, sürekli aynı problem, bu kez karışmayacağım, siz kendiniz halledin diyor. Bu cevaba çok sinirlenen Ali Rıza Eraslan yine öfkeyle oradan ayrılıyor. Ve bu olaydan 2 gün sonra, yani 22 Mart 2018'de tekrar Akkuşların evine gidiyor.
Fakat evde kimseyi bulamıyor. Bir kişi hariç. O kişi de bahçede top oynayan Berzan. Akkuşların evine beyaz bir araçla gelen enişte Berzan'a seslenip yanına gelmesini istiyor. Komşu çocuklarının söylediğine göre Berzan çok tedirgin, eniştesinin yanına gitmek istemiyor, dahası birkaç adım geri gidiyor. Ama sonuç olarak gitmesini engelleyebilecek herhangi bir büyüğü yanında yok. Ayrıca arabada kendisinin kuzeni ve süt kardeşi olan Ali Rıza Eraslan'ın oğlu Ferhat Eraslan da var. Aslında biraz da Ferhat'ın varlığına güvenerek çocuk istemeye istemeye arabaya biniyor ve bu da onun doğruluğu kanıtlanmış şekilde görüldüğü son an. Aynı günün gecesinde saat 2 sularında Ali Rıza Eraslan'ın Berzan'a aldığı o beyaz araç İran sınırına yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunuyor ve hemen emniyete haber veriliyor. Böylece çocuk resmi olarak kayıp kişi ilan ediliyor ve hem emniyet ekiplerince hem de ailesi tarafından aranıyor. Berzan'ın kaybolmasından tam 5 gün sonra ise Ali Rıza Eraslan İran numarasından Akkuş ailesini arıyor. Devrim Hanım oğlunu soruyor. Berzan'ı nereye götürdün? Onu ortaya çıkar. Ali Rıza ise ilk başta çocuğu almadığını söylüyor ama Devrim Hanım şahitler var, çocuğu senin götürdüğünü herkes görmüş deyince evet ben Berzan'ı evin önünden aldım fakat İshak Paşa Sarayı'nı orada bıraktım, daha sonra da görmedim diyor. Şunu bilmemiz gerekiyor. İshak Paşa Sarayı merkeze yaklaşık 15 dakika uzaklıkta. Yani Berzan'ı orada bırakmış olsaydı çocuk 15 dakika yürüyüp merkeze indiğinde zaten karşılaşacağı 10 kişiden ikisi onun tanıdığı çıkacaktı. Herhangi birinden ailesini aramasını isteyebilirdi. Berzan'ın abisi Güney Bey ve annesi Devrim Hanım günlerce çocuktan haber alamayınca, aile büyükleri de onu bulamayınca çareyi televizyona çıkmakta buluyor. Güney Bey'in aşiret dediği aile büyükleri bu duruma karşı. Onlara göre televizyona çıkmaya gerek yok. Birkaç gün içinde çocuk zaten bulunup ailesine teslim edilecek. Ama tabii ki bunun böyle olmayacağını hisseden aile kendi bildiklerini yapıyor. Böylece Berzan Akkuş'un kaybını bütün Türkiye duymuş oluyor. Bir noktada sadece kaybı öğrenmekle kalmıyoruz. Ali Rıza'nın motivasyonu hakkında da bilgi ediniyoruz. Mesela Ali Rıza Eraslan eşinin eniştesiyle bir ilişkisi olduğu, bununla birlikte bu bilgiyi kendisine veren kişinin Berzan olduğunu söylemiş. Şöyle de korkunç bir iddiası var. Bu ilişkiyi kanıtlayacak ses kayıtları ve videolar benim elimde var. Tabii ki programda durumun bu olmadığı söylendi ama ben de buradan bir düzeltmek istiyorum. Bu sadece yaptığı şeye bir mazeret uydurma çabası ya da hastalıklı kafasında kurduğu bir şey. Kesinlikle doğru değil. Nasıl bu kadar eminiz? Çünkü delil olarak elimde ses kayıtları ve videolar var demişti ya. O büyükler bu ses kayıtlarını ve videoları izliyor, dinliyor ve gerçekten Ayşe Hanım'ın söylediği gibi sadece işte musluktan akan su sesleri, kapı sesleri ve bomboş görüntüler ortaya çıkıyor. Yine tanıkların söylediklerinden edindiğimiz bilgilere göre arabanın bulunduğu yere yakın bir yerde Fesih Eraslan oturuyor. Fesih Eraslan da Ali Rıza Eraslan'ın akrabası ve aslında yaptığı yasa dışı işlerden haberdar. Yani bir nevi iş ortağı gibi bir şey diyebiliriz. Hal böyle olunca programdan Ali Rıza Eraslan'ın akrabalarına bildiğiniz bir şey varsa yardımcı olun çağrısı yapılıyor. Bunun üzerine Ali Rıza'nın kız kardeşi programa bağlanıyor ve Devrim Hanım'la kaçırılan oğlu Berzan'ı suçluyor. Abisinin yerini de bilmediğini söylüyor. Bu aşamaya kadar Ali Rıza Eraslan kayıp. İddiaya göre hiç kimse onun nerede olduğunu bilmiyor. Berzan'ın teyzesinin söylediğine göre ise Ferhat önce işte babamla Berzan'ı aldık, İshak Paşa Sarayı'nın orada bıraktık diyerek babasını doğruluyor. Ama annesi biraz üzerine gidip işte sen oradaydın, o çocuk sana güvenerek babanın yanına geldi yoksa gelmezdi diye sıkıştırınca evet Berzan'ı aldık ve Fesih Eraslan'ın evine gittik. Evde babam ve Berzan ellerine battaniye ve su alarak dışarıya çıktı. Babam tek başına döndü, Berzan'ı bir daha görmedim diyor. Çok kısa bir süre sonra Ali Rıza Eraslan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Yurt dışında ele geçiriliyor ve Türkiye'ye getiriliyor. Ve Ali Rıza Eraslan çocuğa karşı işlenmiş kasıtlı cinayet suçundan müebbet hapis cezası alıyor. Şu anda da zaten cezasını yatıyor. Bu cezanın kesinleştiğini öğrendiğim gün zaten sizinle topluluk kısmından paylaşmıştım ve eklemiştim. Ali Rıza Eraslan cezası kesinleşmesine rağmen Berzan Akkuş'un yerini ailesine söylemiyor. Söylenene göre sessiz kalma hakkını kullanıyormuş. Evet, olay kısaca haber niteliğinde bu şekilde. Şahsi fikrime geçmeden önce, zamanında Güney Bey ile görüştüğümde bu süreçte yaşananları sorduğumda kendini şöyle ifade etmişti. Onu bir dinlemenizi rica ediyorum. Çok kusura bakmayın. Bu olayı her gün, her defalarınca yayında, televizyonda söylediğim için insan o olayı birebir yaşıyor. Çok kötü oluyor. Akşam 7.30 gibi kuzenim tarafından beni aradı. Güney, haberin var mı? Kardeşin kaçıyor. O anda direkt annemi aradım. Perişan halde, bir sesi ağlıyordu. Çığlıklar geliyordu.
O an o İstanbul sokakları bana çok, yani düştüm, dizlerimin bağı çözüldü, kötü oldum. Sonra direkt biletimi kestim, Ağrı'ya gittim. Ailem perişan bir haldeydi, ev çok soğuktu. Aile büyükleri falan toplandı. Olay nedir? Teyzemin kocası Ali Rıza Eraslan, 14 yaşındayken teyzemi zorla, minibüs şoförlüğü yaparken teyzemi zorla kaçırdı, kendini eşittirdi. Sürekli şiddete maruz kalan teyzemden bahsediyoruz. Boşanmak istiyor. Evet, belki bunu diyecek. Neden boşanmadı? Çünkü sürekli ailesinden tehdit ediliyordu. Eğer boşanırsan ailene zarar veririz, ailenin yuvasını bozarız gibisinden teyzem de onun için tehditlerle korkarak boşanamıyordu bir türlü. Kurtulamıyordu. Yani sürekli dövülüyordu ama mecburen yine gidiliyordu. Ve her şiddete maruz kaldığında babam da her zaman yapıcı taraftı. Gelin bize yardım edin. Çünkü teyzem de istiyor. Yani eğer şey yapmasa ona zarar verecekti, biliyordu. Ve sonra en son olayda dövüldüğü zaman babam dedi ki, her defasında söz veriyorsun ve bu sefer ben karışmıyorum. Kendi sorunlarınızı kendiniz çözün. Ondan sonra 2 gün sonra kapının önünde top oynarken kardeşim oğluyla beraber Ferhat Arslan tarafından arabaya çağrılıyor. Arabaya çağrıldıktan sonra yüzü asılıyor. Çocuğu arabaya bindiriliyor. Artık çocuğu kandırıyor mu? Çocuğa bir şey mi söylüyor? Eniştesi sonuçta. Sürekli evimizin içindeydi. Yani sürekli eve gelip gidendi. Hiç beklemediğimiz bir insandan zarar gördük. Zaten hep böyle oluyor. Senin zaafını, her şeyini bilen insan zarar veriyor. Yabancı veremiyor. Benim kardeşim kaçırırken arkadaşı yanındaydı. O görüyor tabii. Sonra babam geliyor. Deliler gibi arıyorlar, karakola gidiyorlar, bir şey yapıyorlar. Bir türlü sonuçlanmıyor. Saçma sapan iftiralar atıyorlar. Hiçbir şey, somut delil yok. 20 gün geçiyor olaydan. Sonra olacak gibi değil, hiç kimse bir şey yapmıyor. Her şey çok kötü, her şey berbat durumda. Ama kimse bir şey yapmıyor. Hani belki burada söylediklerim çoğu kişi belki yüreğine dokunur, belki hiç dokunmaz. Ama bence şu olmalı, şunu söylemek istiyorum. Yani zordakam, ben şu an bu durumda bile benim durumumu yaşayan insanı bile desteklerim. Onun elini tutarım. Bizde bu olmalı. Vurdum duymaz olmamalıyız. Müge Anlı'ya başvuruyorum ben. Annemle beraber. Ve Müge Anlı'ya çıkıyoruz. Benim anneannem. Çok sevdiğim, gerçekten aşık olduğum insan. Bizi izlerken dayanamadı. Kalp krizi geçirdi, vefat etti. Biz televizyondayken haberini aldık. Apar topar Doğubes'te gittik. Ağrı Doğubes'te gittik. Cenazeye gittik. Benim askerliğim gelmişti. Askerlik sürekli erteleniyordu. Sürekli şey oluyordu. Yani ailem bir anda paramparça, kardeşim bir anda yok. 12 ay boyunca o askerlik. Çok kötü oldum. 10 günlük bir koma sürecim oldu. Hipertansiyon hastası oldum. Çünkü çok mücadele ettim. Her gitmediğim, çalmadığım kapı olmadı. Her defasında bir arayış, bir şey, sürekli sosyal medyada kardeşimin resimlerini paylaşıp bir şey olmuyordu. Adam İran'a kaçıyor ve Müge Anlı onu İran'dan getirtiriyor. O da büyük bir emek sarf etti. Ondan da teşekkür ederim burada. Ve sonra ben askere gittim tabii. Sonra Müge Anlı ekibi aradı. Güzel bir haberimiz var. Çok sevindik. Öncelikle sen kardeşimiz buldu da beni orada kavuşturacaklar diye bir sahne oldu gözümde. Onu diyebilirim. Ondan sonra adam yakalandı ve Türkiye'ye teslim etti. Çok sevindik. Dedi ki, bu işkence artık bitecek. Yani gerçekten çok sevindik. Sonra dedi ki, tamam bitti bu dedik. 3 yıl geçti. Adam hala konuşmuyor. Sürekli mahkemeler erteleniyor. Adam bildiğin uyuşturucu ticareti yapıyor. Oradan buradan kaçak gidip geliyorlar. Sürekli orada kaçak yollar, sürekli kaçak şey yapıyorlar. Eli çok uzun. Eli çok uzun. Hani çünkü madde satan, bugün illegal işler yapan, yasal dışı işler yapan adam istediği kadar avukat tutabiliyor. 2 tane, 3 tane avukat tutmuş. Oğlunu avukat tutmuş. Yani çünkü maddi konusunda açamayacak kapılar olmuyor baktığın zaman. Size de gerçekten çok teşekkür ederim. O yüzden sesimi duyurmak için umarım duyururuz da, umarım birçok insanın yüreğine dokunuruz. Bu ülkede gerçekten bazı şeyler çok saçma sapan şekilde ilerliyor ve bunun için yetkililer bunun için bir dur demesi lazım. Cezaların ve daha çok katı olması gerekiyor. Bir yanlışım varsa düzeltin lütfen. Yo, çok haklısınız. Öncelikle şunu bir eklemek istiyorum. Bu videonun yapılma amacı şu. Sosyal medyada bazı haberlerin dolaştığını gördük ve bazı fake videoların dolaştığını, bu videoların ya da haberlerin başlığı Berzan Akkuş bulundu, Berzan dosyası kapandı şeklindeydi. Evet, Ali Rıza Eraslan Türkiye'ye teslim edildi, fakat
içeride olmasına rağmen çocuğun yerini söylemiyor. Yani Berzan'ın ne ölüsüne ne dirisine hiçbir şekilde ulaşılmadığı, dosya kapanmadığı, bu yanlış yalan haberler yüzünden dosyanın kapatıldığını düşünüyor insanlar ve belki de bir şey bilen insanlar bu yüzden konuşmak istemiyor. Bu yanılgının değişmesini istiyoruz aslında. Kesinlikle öyle. Çünkü insanlar prim kazanmak için saçma sapan şeyler paylaşıyor. Bulundu, olay çözüldü, kapandı gibi öyle bir saçmalık asla yok. Ben şunu istiyorum, özel bir ekip kurulsun. Özel bir ekip kurulsun. Tekrar soruşturma açılsın, tekrar bakılsın. Yani bunlar hani gömüldü, öldürüldü gibi yayın ihbarları falan oldu. Ben bunların videolarını istiyorum, tekrar araştırsın, tekrar insanlara sorguya çıksın. Oğlu Ferhat Eraslan ve onu da yardım eden, konuklamaya yardım eden Fesi Eraslan şu an dışarıda. Bunlar için özel bir ekip kurulmasını istiyorum. Baktığınız zaman benim gibi durumda olan insanlar ve ne yazık ki artık gerçekten adalet aramak isteyen kamera karşısında ve YouTube'da, sosyal medya gibi platformlarında bunları arıyorlar. Neden bizim gibi çözülmemiş, faili meşhur cinayetler var, faili meşhur kayıplar var, bir sürü şey var. Neden bunlar çözülmüyor? Neden insanlar susuyor? Neden susuyorsunuz? Neden susuyorsunuz? Bugün ben yaşamış olabilirim ama yarın sizin yaşamayacağınız bir muamma yani, belirsizlik içinde. Yarın siz de yaşayabilirsiniz aynı durumu. Ben sizlerden rica ediyorum. Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Ölü veya da sağ bulunmasını istiyorum. Yetkililerin bu konuda hassasiyetini göstermesine inanıyorum ve inanmak istiyorum daha doğrusu. Lütfen. Ya bu kadar böyle bir şey olamaz. Hala 3 yıldır tutuklu yargılanıyor ya. O zaman ne güzel. Biz her şeyi yapalım. Bu bana yaptı diye saçma sapan iftiralarla, saçma sapan namus gibi şey yapıp da böyle saçma sapan şeylerle zarar verelim. O zaman herkes tamam desin, bunu yaptı diye hak etti. Bugün ben şunu söylemek istiyorum. Bu dünyada hiçbir haklı gerekçe olamaz bir çocuğu kaçırmak. Bugün sana gücüm yetiyorsa, sizin tabirinizle, eğer gücüm yetiyorsa kendim şey yaparım. Eğer yetemiyorsa adalet diye bir şey var değil mi? Emniyet güçleri, hukuk diye bir şey var. Buna başvurur. Eğer bir sonuç elde edilmediyse gelip de çocuğunu kaçırıp da veya da kardeşini kaçırıp, bunlar çok saçma sapan. Yani çünkü benim durumumu yaşayan nice insanlar var. Ve artık sesleri duyulmadığı için şu anda kendi kabuğuna çekmişler. Ya ailesi paramparça olmuş. Her şey elimizden kayıp gitsin umurumda bile değil. Kardeşim gelsin. Başka hiçbir şey umurumuzda bile değil. Ölüyse diyoruz ki, bak ben orada da söyledim. Eğer ölüyse ölüsünü çıkar, en azından bir mezarı olur. İçim bir nebze olsun soğur. Ben onu bunu bilmiyorum ama. Yani hani öbür dünyada hepimiz Müslümanız diyoruz ya. Öbür dünyada bir cennet ve cehennem olduğunu hepimiz inanıyoruz değil mi? Ama bu dünyada bir cehennem olduğunu ben inanıyorum. Çünkü bu dünyada benim sana yaşattığım bir cehennem var. İnsanların birbirine yaşattığı bir cehennem var. Öbür dünyada cehennemde kim yanıyorsa yansı umurumda bile değil. Eğer biz insansak, bizim içimizde bir merhamet varsa, kalkıp da bu dünyayı, ailenin hepsini paramparça etmeye hiçbir hakkımız yok. Eklemek istediğiniz benim şey eklemek var mı? İstediğim tek şey şudur. Kötülerin, sapıkların ve alçakların bu dünyada her zaman galip gelmesini istemiyorum. Bir kere de mağlup olsunlar. Bir kere de hani diyoruz ya, iyilik her zaman kazanır. Bir kere de haklı olanlar kazansın. Hak ettikleri yeri bulsunlar. Lütfen. Kardeşimi öldürmüşse çıkarsın. Bunu istiyoruz. Sadece bunu istiyoruz. İnanın çıkartın. Çip alan da bile olmayacağım. Yeter ki kardeşim buradadır desin. Bu iskence bizim için bilsin. Lütfen. Beraber olalım. Biz ses olalım. Beraber güçlü oluruz biz. Lütfen. Bugün ben yaşadım. Sizler de yaşamayın. Birbirimize destek verelim. Sizlerden tek ricam. Şahsi fikrime gelince, tabii ki gönül ister ki çocuk sağ salim ortaya çıksın ama şu aşamada artık bunun çok imkanının olmadığını herkes biliyor. Ben de aynı şeyi düşünmekle birlikte Ali Rıza Eraslan'ın bu çocuğu yurt dışına çıkardığını, orada başına bir iş getirdiğini düşünüyorum. Böyle düşünmek daha mantıklı geliyor. İddiaları ve sunduğu kanıtlar asılsız olan bir adam. Yakalanmadan önce etrafa anlattığına göre Berzan ona gidip teyzemin hareketleri şüpheli, ben ondan şüpheleniyorum demiş. Bu yüzden aslında onunla konuşmak için çocuğu evden almış. Ama böyle bir şey olmadığını da biliyoruz. Çünkü sunduğu kanıtlar bomboş ve Berzan da kendi ailesine iftira atamayacağına göre. Dolayısıyla ben tamamen bu varlığın motivasyonunun olaydan önce Devrim Hanım'a gidip de beni eşimle barıştır dediğinde red cevabı alması üzerine intikam almak istemesi olarak yorumluyorum. Aklı başında olan her insan sorunu kiminleyse gidip onunla problemi halletmeye çalışır. Ama herkes bilir ki evlat acısı bambaşka bir şey. Allah kimseye göstermesin, bunu yaşamayan bilemez. Ve Devrim Hanım'ın eski halini de bilen, yani programda gören birisi olarak son haline baktığınız zaman
ne kadar artık hayattan koptuğunu, süzüldüğünü görebilirsiniz. Bence hala konuşmamasının, çocuğun yerini söylememesinin tek bir sebebi var. O da Devrim Hanım'a başında ağlayacak bir mezar vermek istememesi. Bir insana yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi. Bir süredir iletişimimiz kopmuş olsa bile yapabileceğim bir şey varsa yapmaya hazır olduğumu aileye söylemek istiyorum. Unutmayın, anlattığım bu hikaye sadece bir hikaye değil. Bu çocuk bir zamanlar gerçekten hayattaydı. Gülüyordu, top oynuyordu, eğleniyordu ve onun şu an aramızda olmaması, arkasından ağlayan annesi, abisi, kız kardeşi ve babası kadar gerçek. Dilerim bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.